bu sergiye gezdiğimiz için biz daha da duygusal olduk. Daha da bu sergiyi görünce çok kişileri aynı bizim gibi, bizim kaderimiz gibi mağdur olan şeyleri görünce o kadar duygusal olduk ki biraz kendimizi toparladık. Neden? Bizim gibi çok kişiler vardır diye demek. Onun için biz biraz kendimize geldik. Bu sergiyi yapanı teşekkür ediyoruz. Böyle bir şeyler yaptığını, bu davaları unutmamak için, her zaman tazalamak için biz onları yapanları da teşekkür ediyoruz. Cegerkun'un söylediğin gibi eğer biz bir olmasa biz tek tek gideriz. Çağrımız şudur. Hepimiz bir olalım. Bir araya gelelim. Birbirimize yardımcı olalım. Destek verelim bu katliamlara. Dur diyelim. Eğer biz birbirimize yardımcı olmasa, birbirimizin yanımızda olmasa İnan ki bizim Cegerkun dediği gibi hepimiz tek tek böyle gider. Onun için ben herkese çağırıyorum. Gelin bir araya gelelim. Bu sesimizi yükseltelim herkese. Herkes duysun bu sesimizi artık. Bu bir del, iki del, bu katliamının durdurması için ancak birlik, beraberlik bu katliamı durdurabilir. Yoksa hiçbir şey durduramaz. Biz ona bıraksa onlardan bir adalet, bir şey bekleyelim. Maalesef adalet falan onda yok. Biz onların adaletini beklemiyoruz. Adalet ondan yok. Ben bütün mağdur ailelere çağırıyorum. Bir araya gelelim. Bu katliamı durdurayalım. Bu şeyi dur diyelim. Urfa Barosu İHADE ve ÖHADE'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Urfa Barosu'nun giriş katındaki sergi, resim sergisini, katliamda katliamda yok edilenlerin resim sergisini Hakikatle Yüzleşme Koridoru'nda yanlarında yer aldık. Burada duyguların ortak olduğunu, mücadelenin de aynı zeminde ortak olduğunu düşünerekten bu ziyaretimizi Suruç Aileleri inisiyatifi olarak gerçekleştirmiş oluyoruz. Mahkemede çıkan sonuçların da adaletsizliğin devam ettiğini, adaletin bu ülkeye gelene kadar mücadelemizin Suruç Aileleri olarak devam edeceğine, Suruç için adalet ve herkes için adalet demeye devam edeceğimizi beyan ediyorum. Ve bu Suruç Aileleri adına burada yapılan bu sergiyi takdir, yani sergiyi aileler adına gururla karşıladık ve burada Suruç'ta şehit düşen yoldaşlarımızın da olmasını bizi daha çok duygulandırdı. Bu yüzden dediğimiz gibi Suruç için adalet, herkes için adalet. Başlığımız Hakikatle Yüzleşme Koridoru. Buradaki amacımız hak ilhaline uğrayan tüm kesimler hakkında bir sergi yapmaktı ve hak ilhaline uğrayan tüm kesimleri yer verdik bu sergide. Türkiye'deki bütün kesimlerin bir iktidar kıyımından geçtiğini göstermek istiyoruz. Biz burada öncelikle zaten haftayı hasta mahpuslara adamıştık. Burada bu sergiden önceki hasta mahpuslardan tutun çocuklara kadar, çocuklardan tutun siyasetçilere kadar bütün kesimlerin hikayesine yer vermek istedik. Yani buradaki amacımız yani Türkiye'de bütün kesimlere yönelik hak ihlali uğradığını göstermektir yani. Bu koridora hiçbirinin sığması mümkün değil. Ama biz bu hem yereldeki güçlü kişi, yerelde gündem olan hem de ulusalda çok büyük hak ihlaline uğrayan kişileri özellikle seçtik yani bu son dönemde.